Şimdi grubun iki favorisi Lazio, Marsilya, ikisiyle oynuyorsun. 4 puan. Yani müthiş bir şey. Değil mi abi? Müthiş ya abi. Yani maçlar başlamadan 4'e razı mısın desen. Yani bu bir puan o kadar önemli ki. Yani çok önemli. Fakat ben hemen gene şunu söyleyeyim. Buraları böyle geçip hep böyle başımıza geliyor ya. Ondan sonra yani şimdi o iki tane şey maçını da çok dikkatli oynamak lazım. Lokomotiv Moskova maçlarını. Yani şimdi ne yapıp yapıp o maçlardan da iyi netice almak lazım ki bunların avantajını kaybetmeyelim. Kesinlikle. Yani çok önemli. Çünkü burada grup liderliği de çok önemli. Yani ikinci takımlar daha zor takımlarla Şampiyonlar Ligi'nden geliyor değil mi? Tabii. Yani bunların hepsini düşünmek lazım onun için. Ama bugünkü gerçekten şöyle kısaca bir şey yaparsak Galatasaray 25 dakika, ilk 25 dakika bana göre çok iyi oynadı. Yani bütün kontrol Galatasaray'daydı. Yani biz baskı yiyerek başlayabiliriz düşüncesindeydik ama öyle olmadı. Yok, Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı. Evet. Galatasaray ama diğer ligde de gördüğümüz gibi 25'ten sonra bir biraz bir düşüş oldu. 35'ten itibaren de tamamen rakibin inisiyatifi altında gelişti. inisiyatifine geçti. Şimdi böyle olunca tabii ağır bir baskı oldu ikinci yarıda. Ha bunun nedeni ne? Bunun nedeni çok önemli bir şey. İşte hep ne diyoruz? Bizim bir fizik kalite farkı yani, ortaya çıktı. Avrupa takımları, mücadele farkı ortaya çıktı. Bu yani Galatasaray mücadele etmedi mi? Hem nasıl etti ama artık herkes sınırsız enerjilerini sahaya dökmek mecburiyetinde kaldı. Ataklara çıkamıyorsun, top kayıpları devamlı baskıyorsun. Çünkü hep ne diyoruz? Bizim ligimizin temposu Avrupa kulvarına tam zıt kutup. Evet. Yani bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Fenerbahçe'de de aynı şeyler oldu. İşte bir korkunç bir 10 dakikalık baskıdan sonra tekrar bir düşüş. Siz suyunuzu içerken ben bir istatistikleri okuyayım. Şöyle bir tam ekran görelim. Nasıldı maçın istatistikleri? Toplu oynama oranları %65 Marsilya, %35 Galatasaray adına gerçekleşti. Marsilya 11 şut çekti. Galatasaray'ın 6 şutu vardı. Rakibin 3 isabetli şutu, Galatasaray'ın 1 isabetli şutunu gördük. Başarılı paslarda Marsilya 506, Galatasaray 251 başarılı pas yaptı. Pas başarı yüzdelerinde Marsilya %88, Galatasaray %77'lik bir isabet sağladı. Marsilya'nın 6 korneri, Galatasaray'ın 3 köşe vuruşu vardı. 31 orta yapmış Marsilya. Bunların 5'i isabetli olmuş. Galatasaray 8 orta denedi. 2 orta isabetli oldu. Rakibin 10 faulü, Galatasaray'ın 11 faulü vardı. Şimdi tabii aslında bu istatistikte yalnız şöyle bir şey var. %65 Marsilya'ya o 25 dakikayı çıkardıktan sonra o %70'in üstü bence. Tabii. Yani bu ilk 25 dakika hep Galatasaray oynadı işte. Çünkü. Evet. Yani oradan sonraki kalan bölümdeki şey eklediğimiz zaman daha artar o bölümdeki şey. Hocam seri döneyim. Bu arada mesela 31 orta aslında Galatasaray rakibi o ortalara biraz zorladı diyebiliriz herhalde. Özellikle ilk o yarım saatlik bölümde rakibin oyun kurmasına izin vermeyen, saha parsalizasyonunu iyi yapan, takım boyunu kısa tutan, çok akıllı oynayan bir Galatasaray vardı sahada. Yani şu var, Galatasaray, Fatih Hoca mutlaka basın toplantısından söyleyecekleri vardır. Arkadaşlarımız onu zaten yayına hazırlar özetle birlikte ama bence tasarladığı, planladığı oyunu oynadı bugün Galatasaray. İlk bölümümüzde sevgili Ömer abimin de ifade ettiği gibi Galatasaray için bugün bir puan çok önemli. Ardından da ben de grubun matematiği açısından Galatasaray bir puan aldığı zaman çok farklı şeyler konuşabiliriz demiştik ve aldı. Ama alırken tabii maçın kırılma anları yok muydu? Fazlasıyla vardı. 35. dakika mutlaka özetin içinde yer almalıdır diye düşünüyorum. Cengiz'in şutu, Muslera'nın mükemmel kurtarışı ki hala Muslera'nın üzerinde bir tereddüt var. Hani alıştığımız Muslera'nın döndüğünü söyleyemem ama açıkçası. Buna rağmen, kurtarış müthiş. O işte, ama buna rağmen yine de son zamanda görmediğimiz kadar etkili çok değil mi? Yani Karede. Muslera artık tamam. Yani o birkaç kötü haftalık geçti. O bitti. Ben yavaş yavaş yine eski Muslera'ya dönüyorum sinyallerini verdi. Bunun yanında yine Cengiz'in getirdiği 51. dakika olması lazım. Arka direğe kesti ve boş kaleye kaçırılan gol. Sonrasında Galatasaray
Bugün ne yapmasını bekliyorduk? Kontrollü güvenli oyun. Evet, kontrollü güvenli oyunu oynamak öyle kolay değildir. Yani kalabalık oyuncu grubuyla savunma yapmak bir şeyleri başardığınız anlamına gelmez. Çok kalabalık olursunuz ama bu kuru kalabalıktan öteye de geçmez. Hocam büyük siz ikinci yaparsınız. Yarıdaki peki o baskıyı, rakibin temposunu bunu neye bağlıyorsunuz? Yani Galatasaray orada fiziki dirençi ilk yarıdaki kadar gösteremedi. Orada bir kondisyon farkı da zannediyorum. Kondisyon farkıyla beraber Galatasaray'ı kim taşıyacaktı o dönemde? Galatasaray takım savunmasını iyi yaparken, alanlarını iyi kapatırken, rakibini oturmuş savunmaya, set oyununa zorlarken hedefinde tabii ki baskın ve kontrataklar vardı. Evet. Özellikle Kerem burada başroldeydi. Yani ama, o geçişi sağlayacak evet, sizi rakip ama Kerem o alanları bulamadı, o geçişi sağlayamadı. Bunun yanında Halil'in becerisi çok fazla sahne almadı ki sonrasında hoca Cagney'i oyuna soktu. Biraz daha oyunu önde tutabilmek adına. Babel'i oyuna soktu ama en sonunda tabii bu kadar baskıyı gördükten sonra Luyendama'nın oyuna girmesi de çok normaldi. Ama şunu söylemek lazım, bugün Galatasaray savunmayı iyi yaptı. Buna rağmen rakibine verdiği çok net pozisyonlar vardı. Aslında ceza alanının içinde bireysel hataların da bence biraz Anholt'un risk eşiğinin yüksek oynadığını da söyleyebilirim. Son dakikalarda bir altı pasla göğüsle kontrolü vardı. Yani olacak iş değil o. Yani o dakikada yapılacak iş değil gibi. Bir çok de Anholt'un içinde olduğu biliyorsunuz. Son 10 dakikaya gerilirken maçın hakemi önce penaltı noktasını pozisyon gösterdi. VAR incelemesi yaptı. Uzun süren bir inceleme o kararından vazgeçti. O da yanlıştan, çok kritik bir dakikaydı. Yanlıştan döndüğünü... Yalnız tabii orada şunu söylemek lazım. Yani bu deneyimde bir oyuncu sırtı dönük, taç çizgisine doğru giden bir oyuncuya niye hamle yapıyorsun? Evet. Yani bu çok gereksiz bir şey. Yani VAR çağırmasa gitti. Sevgili evet. Kayhan özellikle o pozisyonu özet geldiğinde alacaktır. Yukarıda konuştuk. Ömer abi senin dediğin gibi. Yani bunu amatör bir oyuncu daha yapmaz. Rakibin yüzü taç çizgisine dönük. Adam çaresizlik bu içinde. Yani, Hollanda ulusal takımında top oynamış oyuncu. Tabii, yani bu son Avrupa şampiyonu. Bir de Saliba'nın tabii üst direkten dönen bir kafa vuruşu vardı. Ne diyebiliriz burada? Evet Galatasaray savundu ama çok mu kaliteli savunma yaptı derseniz oraya ufak bir şerh koyarım. Bak olay şöyle, fizik olarak bittiğin zaman o savunmada devamlı kaldığın için pozisyon veriyorsun. Çünkü mutlak çıkamıyorsun. Bir de dönen şimdi, topları alamıyorsun, bak, sürekli baskı altında kalıyorsunuz. Galatasaray'ın da kondisyonu Marsilya gibi olsa Galatasaray bugün çok rahat maçı kazanır. Çünkü rakip bütün riskleri almış ama çıkamadığın için kontra vuramıyorsun. Sen geçişi yapamıyorsun. Geçişi yapamıyorsun çünkü gidemiyorsun. Dağınık bir oyun ortaya özellikle. Gidemiyorsun. Evet. Adam seni kesiyor preste. Yani alıp mesafe kat ederekten iki pasla araya bir top atıp gidemiyorsun ki karşı kaleye. Mesela Halil dedin. Mesela ilk devrede son dakikada o Kerem'e attığı pas mesela evet. Mükemmel. Mükemmel pas. Gol oluyordu belki devre. Orada da hakemin önüne perdeleme evet. yaptı. Onu söyleyecektim. Alacak Kayhan özetli mutlaka yalnız gelir. Bir noktayı unutmayayım diye şimdi söyleyeyim. İnanılmaz, sen bahsettin ama inanılmaz bir güzel bir hamle yaptı Fatih Terim. Luyendama hamlesi. Luyendama. Şimdi orada Milk girdi oyuna. Tamam mı? Evet. Ve anormal bir baskı gelirken bayağı ortalar tehlikeli olmaya başlayınca oraya bir güçlü fizik olarak bir üçüncü stoperi aldı. Savunmayı böyle bir canlandırdı. Yani oradaki Luyendama hamlesi bana göre maçın en kilit noktası. İhtiyaç vardı o fizik güce, markör özelliği. Tabii yani hava topları ne olursa olsun Luyendama kuvvetli bir oyuncu fizik olarak. Yani itiyor, kapıyor. Caydırıcı hamleleri var. Yani. Onun için yani bence o maçın en kritik hamlesidir. Yani kenardan yapılan çok yerinde. Ama gecenin yani çok mutlu eden bir tablosu. Evet. Fenerbahçe ile gerçekten... 2-11'i de rica edebilir miyiz bu arada? Fatih Terim'in en büyük özelliği ne biliyor musun? Yani bir oyuncuya kızsa da onun performansından memnun olmasa da nerede faydalanması gerekirse oralara dönmüyor. Mesela Luyendama'ya kızdı. Orada. Evet, evet. Birçok maçta yaptığı evet. gibi son maç çıkardı oyundan. Hani dersin ki artık Luyendama bir daha oynamaz. Hemen gazetelerde çıktı işte seyirci transfer şeyleri, seyirci falan. Ama bak öyle kritik yerde ihtiyaç çünkü ona, ama ona inandı oradaki o değişikliğin gerektiğine. Sanat işte burada mı çıkıyor ortaya efendim? Diyorsun? Sanat burada mı çıkıyor ortaya? Yani bu ikili ilişkiler, diyalog. Yani bu şey, bir teknik adam böyle olmalı.